Yani içimdeki o mutluluğu anlatamam size şu an. Burada Maya Bay hatırası olarak turist arkadaşlar. Fuat Firar'da kanalıyla. Şimdi döndük abi. Arkadaşlar Maya Bay'dayım. Bay bay. Gerçekten mükemmel. Resim çekiliyorlar. Şu manzaraya bakar mısınız? Geçin. Süper. Ben yürüyüş yolunu kullanarak Maya Bay'a gelmişim. Kim getirdi bir de buraya? Muhteşem bir manzarası var. Hello. Harika. Evet, evet arkadaşlar. Maya Bay denilen herkes mutlu. Evet, muhteşem. Evet, Kü Adası'ndan herkese selam. Bu videonun ikinci kısmını çekiyorum. İkinci videonun açılışını buradan yapıyorum. Fifi Adası'ndan herkese selam. İyi seyirler dilerim. Şu an Müslüman Köyü'nden ayrılıyoruz. Yavaş yavaş farklı bir noktaya geçiyoruz. Zafer arkadaş da şu an bize bilgi aktarıyor. Şimdi şu an çok naz geliyor biliyorum ama elimden geldiğince size bu görüntüleri göstermeye çalışıyorum. Tekrar görüşürüz. Zafer arkadaş isterseniz burada yüzebilirsiniz falan dedi. Belli bir duba çekmişler. O dubaların iç tarafında isterseniz yüzebilirsiniz dedi. Belki bir denize girebilirim burada. Suya girebilirim. Gerçekten mükemmel görünüyor şu an. Bakın arkadaşlar. Tam karşıda ufak bir plaj var. Evet arkadaşlar şu an tekneden ufaktan atlayanlar falan var. Görüyorsunuz. Muhteşem bir manzara, muhteşem bir doğası var buranın. Bakın. Efsane bir yer şu an burası. Çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar şimdi buradan şöyle göstereyim burayı. Buradan bir suya gireceğim. Yani atlamayı çok tercih etmiyorum ama mümkün olduğunca manuel olarak inmeyi tercih ediyorum. Evet. Arkadaşlar su biraz serin gibi geldi. Bakın arkadaşlar. Şu an şu güzellikleri yaşıyorum. Müthiş bir an benim için. Şöyle bakın. Şöyle yavaş yavaş ön tarafa gidiyorum. Biraz yavaş gidiyorum çünkü bir elimle kamerayı tutuyorum. Bir elimle de yüzmeye çalışıyorum. Böyle bakın herkes eğleniyor. Şampiyon. Şampiyon. Abi nasıl? Nasıl abi? Süper, tek kelimeyle süper. Abi bizim şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim hayatımız bir taraftan açlık, yokluk, bir taraftan da açlıkla yoklukla birlikte böyle müthiş bir armağan bizim için. Yaradan'ın bize vermiş olduğu bir taraftan sınav var, bir taraftan da şöyle güzel bir armağan var. Şu anı yaşayabilmek inanın müthiş bir duygu. Su derin mi? Ben atlamadım. Su derin ya, bayağı bir derin. Ben atladım. Dibine ulaşamadım yani. Ben kameraya bir şey olmasın diye atlamak istemedim direkt böyle çünkü
10 metre şeyi var. Ne kadar ineceğimi bilmediğim için aşağı. Aynen. Kendim çıkarım da kamera zarar görmesi istemiyorum. 10 metreye kadar dalabiliyorsun kamerayla ama. Bayağı sonrasında... bir derin ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Aynen. Hello. Burası neydi? Blue Lagoon. Blue Lagoon, pardon. Blue Lagoon. Blue Lagoon. Blue Lagoon diye bir yerde şu an. Hello. Şimdi böyle bir kano falan da kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkada bir tane motor var. Böyle manuel motor takmışlar arkaya. Oh my god. Oh hadi. Danger. Danger. Teyze bana geliyor. Teyze benim üstüme düşmeyi düşünmüyorum değil mi? Lütfen. Aman teyze. Bak şu kanoya manuel motor takmışlar. Tek kişilik. Suyun içi nasıl? Biraz böyle mavimsi bir rengi var. Zaten Blue Lagoon. Aynen. O yüzden diyorlar. Blue Lagoon diyorlar. Mavimsi bir rengi var şöyle. O mavimsi renginden dolayı suyun içi çok berrak değil. Yani temiz aslında. Çok temiz bir koy. Şöyle. Bakın şuradan şöyle alayım. Etrafı bir göstereyim. Bakın şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir koyun içerisinde yer burası. Tehlike arkadan yaklaşıyor. Kim geliyor? Teyzem geliyor mu? Teyzem. Sınavı mı aldın benim teyze? Bravo. Süper. Korktum bir an teyze. Üstüme düşecek dedim şimdi. Kafamı gözümü kıracak. Abi yan yana ne almış? Hiç kulaç atmadan ben yorulmadan böyle takılıyorum demek istiyor. Can yeleklerini giymişler yengeyle beraber. Yorulmadan takılıyorlar böyle gayet güzel bir şekilde. Burada da Hindistanlı arkadaşlar da var böyle. Oo! Ne yaptın baba sen? My friend, come. One minute. No. One minute. Haydi gidecek hadi. Vay maşallah. Vay maşallah tosurma. Haydi. Süper. Süper. Çıktı. Abi üstüme düştü ya. Abi ne yapmış? Very good. Action. It's very hard. Yes. Action. Yes. Hadi baba. Çıktı. Tamam baba geliyoruz. On the beat. Bizim. Let's go. Okay. Tamam dayıcım. Tamam dayıcım geliyoruz. Oh. Süper. Let's go. Şimdi. Blue coin'dayız. Nefes alamıyorum ya. Yorulmuşum. Mavi koydayız şu an. Şimdi yavaş yavaş tekne kalkacak. Haydi gelin diyor. Coming diyor. Hadi gelin diyor. Yeter artık diyor şimdiniz.
Sizi mi bekliyoruz diyor burada akşama kadar. Abi diyor ki vallahi bırakırım sizi burada diyor. Köpek balıkları yer diyor. Yapacak bir şey yok şimdi burada mahsur kalırsak. Olmaz. Yavaş yavaş şöyle. Tekneye gidiyorum. Hindistanlı kardeşlerimle. İnşallah çıkabilirsiniz. Haydi olacak. Lan korkma lan bir şey yok lan. Şimdi. Come here, come here. It's good. Tu excuse me. My friend. My friend. This is good. Very nice. Two step. Three step. Sorry. Haydi. Kendi kardeşim ne kadar? Haber işte. Hadi yengeyi kurtar buradan yengeyi. Yengeyi kurtar enişte hadi. Kahraman olacaksın yenge hadi. Hadi enişte. Destekle enişte. Ha? Aferin ha sen işte. Olacak. Hadi sırayla alalım sizi. Hadi. Okey. Şimdi biraz kilo da var galiba. Zorlanıyorlar çıkmaya. Haydi beraber haydi. Hadi hadi el atın ablaya. Hadi ablaya el atın. He? Oh. Hadi. Hadi ablacığım. Hadi. Şimdi arkadaş çıkıyor. Sonra bayanı çekecek dışarıya. Okey. Şimdi en son ben kaldım. Tekneye binecek olan. Mecburen. Çekim yapayım dedim herkes binene kadar. Haydi abla. Süpersin. Excuse me. Mehmet. Okay. Please. Şöyle ablaya vereyim kamerayı. Tutsun. Şuna tutun. Evet. Süper. Thank you very much. Şimdi şıpır şıpır bindik buradan. Şöyle geçeyim de kimseyi rahatsız etmeyeyim. Sorry. Abi. Su içelim kendimize gelelim biraz. Abi. Su içip kendimize gelelim. İçelim bir. Islanmasın. Abi. Nasıl yoruldum? Nasıl yoruldum? Bir daha diyorum. Nasıl yoruldum? Şimdi tekrar hareket edeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar şimdi bu arkamda bulunan yürüyüş yolundan şöyle göstereyim. Buradan gireceğiz. Maya Beach'e gideceğiz buradan. Buradan yürüyerek gidiliyor. Şöyle bir yerde durduk. Şöyle hızlı botumuzla speed botla burada durduk. Şimdi buradan şöyle gösteriyorum. Bakın. Şuradan ufak ufak böyle yavaş yavaş şeye doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Burada yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolu üzerinden devam edeceğiz. Bakın şöyle göstereyim size. Muhteşem bir manzarası var. Hello. Şöyle bir yukarı doğru çıkış yapacağım. Şöyle tekneye binmek için sıra bekleyen insanlar. Yürüyüş yolunu bitirmişler. Tabii dönüşte muhtemelen biz de sıra bekleyeceğiz. Öyle görünüyor. Ya da teknesini bekliyorlar bilmiyorum. Böyle ufak ufak gidiyoruz. İnsanlar gayet mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde sırasını bekliyor. Biz de şöyle
Evet, muhteşem manzara. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Şu manzaraya bakar mısınız? Bakın. Şimdi buradan yürüyüş yolunu kullanarak Maya Beach'e geçeceğiz. Şöyle yavaş yavaş iniyoruz. Şu doğaya bakar mısınız ya? Bayıldım valla. Uzun bir video oluyor bu arada. Ama bütün gördüklerimi kaçırmadan aktarmak için elimden geleni yapıyorum. Şöyle bakın. Herkes sırasını bekliyor. Umarım bizde dönüşümüzde böyle sıra olmaz. Bilemiyorum şu an ama Maya Bay denilen yere gelmiş olduk. Maya Bay. Bakın şöyle. Maya Bay'a gelmişiz. Efsane ya. Abi neler varmış burada. Hello. Şöyle bakın arkadaşlar. Doğayla iç içe. Hiçbir şekilde buralarda dikkatimi çekti de şey yok. Yerleşim yeri falan yapmamışlar buraya. Hani bozmamışlar hiçbir şekilde. Sadece turlarla turistler geliyor. Bu şekilde turizm üzerinden para kazanmaya çalışıyor muhtemelen ülke. Ama hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermemişler. Doğallığını bozmamışlar. Bozmadıkları için de sürekli olarak turist çekmeye devam ediyorlar. Zaten yapılaşma olsaydı deniz bu kadar temiz kalamazdı. Şu an gayet net böyle temizliği var yani denizin içindeyken hissediyorsunuz gerçekten. Dışından da belli zaten doğası falan mükemmel. Ne var burada? Meyve acı. Meyveler falan düşüyor. İnsanlar yavaş yavaş bu şekilde gezip turunu bitirip geri dönüyorlar. Bakın şöyle çevireyim ben kendime doğru. Biraz böyle sohbet edelim sizinle. Burası benim için çok ilginç bir anı oldu. Benim çok böyle hayal ettiğim, çok gerçekten çok istediğim bir yerdi burayı görmek. Bu da böyle bir zamana nasip oldu. Hem YouTube videoları çekiyorum bu şekilde. Sizlerle de paylaşıyorum. Hem kendim görmüş oluyorum. Zaten havasını falan söylemeye gerek yok. Yani o kadar temiz, o kadar böyle fresh bir havası var ki. Yani gerçekten buraya gelip burayı yaşamanızı öneririm. Yani aslında çok büyük bütçeler değil. Turist olarak da gelseniz paketler falan satılıyor. Tur paketleri falan var. Havalimanı ile alakalı işte. Bu tatil paketlerinden alırsanız çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Yani Tayland tatil paket turları vesaire öyle bir şey yazın internette zaten. Bunları mutlaka görürsünüz. Birileri çıkar karşınıza. İllaki de isteyen olursa sizin için araştırırım. Siz yorumlara yazın. Ben sizin için araştırırım. Oradan yorumlar kısmına da yazabilirim. Hani şöyle bir firma var, böyle bir firma var diye hani öyle bir bildiğim net bir firma yok ama buradayken bunu araştırabilirim isterseniz. Şu an uzun bir yol var burada. Şimdi inanılmaz bir manzaraya çıkıyoruz. Yani şu an ben görüyorum bunu. Mükemmel bir manzaraya çıkacağız birazdan. Efsane bir yer. Gerçekten mükemmel bir yer. Şöyle bakın. Maya Bay. Kartpostallardaki Maya Bay'a geldik. Evet. Evet arkadaşlar. Nasıl bir manzarasın sen ya. Şimdi döndük abi. Arkadaşlar Maya Bay'dayım. İnanamıyorum ya. Çok mutluyum. Gerçekten Maya Bay'a gelmişim. Şey gibi oldu biraz bu. Antalya'ya gelmişim falan var ya. Ama Maya Bay'a gelmişim. Kim getirdi beni buraya? Efsane bir yer. Mahir. Evet. Diyorum ki ay Maya Bay'a gelmişim. Nasıl gelmişim ben buraya? Mükemmel bir yer ya. Yani, muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem. Yani benim böyle hani çok görmeyi çok istediğim bir yerdi. Şu
şu manzaraya bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Bu nasıl bir manzara ya? Şu an birazdan bu plaja doğru ineceğiz. Bu suya mutlaka girmem gerekiyor. Onu istiyorum yani, gerçekten istiyorum. Şimdi birazdan plaja doğru gideceğiz. Kapatayım, tekrardan açacağım. Görüşürüz. Evet, şimdi Mayabay'dayız. Şöyle Mayabay'a doğru, plaja doğru daha doğrusu bir giriş yapalım. Bakın arkadaşlar, şu manzaraya bakalım bir öncelikle. Yani yok artık, yok artık denilen manzara. Gerçekten yok artık. Şurada Mayabay hatırası olarak turist arkadaşlar resim çekiliyorlar. Çok güzel ya. Abi gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar, plajdan, Mayabay plajından görüntü almaya devam ediyorum şu an. Şu an bakın manzaraya. Şu arkadaki kartpostallık görüntü. Bakar mısınız? Bunu ben kartpostallarda falan görürdüm böyle, ya da işte internette vesaire hep karşıma çıkardı. Çok ilgimi çekerdi ama neresi olduğunu bilmezdim. Ama şimdi öğrenmiş oldum. Çok güzel bir şekilde öğrenmiş oldum. Şöyle bir plajın diğer tarafına doğru gidiyorum. Muhtemelen burada duyduğum kadarıyla insanlar yüzmüyor, denize girmiyor. Girse de çok fazla girmiyor. Sanırım burada şey varmış. Fazla açılırsanız hani köpek balığı falan varmış denizin içerisinde. Öyle duymuştum. Ondan dolayı burada girilmesine izin vermiyorlar. Onu da söylüyorlar zaten. Biraz tehlikeli bir denizi var. Sadece koy olarak gerçekten hani mükemmel bir koy böyle. Görüyorsunuz şu an. Herkes fotoğraf çekiliyor. İşte balayına gelenler vesaire. Ailesiyle gelenler. Eşiyle dostuyla gezmeye gelenler mutlaka buraya vuruyor. Benim bu videoyu çekebilmem için bana yardımcı olan abime de çok teşekkür ederim. Evet, Mayabay'dayız şu an. Mayabay Beach. Efsane. Mükemmel ya. Burada denize falan gidiyor insanlar. Gerçekten harika bir yer. Bakın şu doğaya bakar mısınız? Şu doğaya bakalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, an itibariyle Mayabay Beach'teyiz. Boğaz Kırar'da kanalıyla bu güzel videoyu izliyorsunuz. Ben de sizler için bu güzel videoyu kayıt altına alıyorum. Mükemmel bir yer gerçekten. Muhteşem bir yer. Bayıldım. Şu an anlatamam. Yani içimdeki o mutluluğu anlatamam size şu an. Denize girmek istiyorum aslında. Şöyle. Mükemmel. Mükemmel ötesi ya. Tabii burada denize girenler var. Ondan sonra resim çekilenler var bu abi gibi. Abi süper ya. Şöyle yavaş yavaş bu Mayabay plajını size göstermek istiyorum elimden geldiğince. Uzun kayıt oluyor. Biliyorum. Arada böyle konuşarak kaydı boş bırakmak istemiyorum. Sessiz bırakmak istemiyorum. Şöyle. Herkes mutlu.
Herkes çok mutlu. Abi insan burada nasıl mutlu olmaz ki? Bir bakar mısınız şuraya? Mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Harika. Mükemmel ya. Sanırım İspanyol arkadaşlar. İspanyolcaya benzettim konuşmalarını ama. Şöyle Maya Bay'ın plajının bir ucundan bir ucuna gidiyorum. Çok uzun büyük bir plaj değil ama çok keyifli bir plaj. Gerçekten çok keyifli bir plaj. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu manzaraya bakar mısınız? Bir de şuraya doğru bir içeri doğru bir gireyim. Burayı göstermek istiyorum size. Kum da mükemmel yani gerçekten. Kum olayı burada bu muazzam. Harika bir kumu var. Bakın şöyle. Burası işte Maya Bay'ın kayalık kısmının iç kısımları böyle. Muhteşem bir manzara. Herkes mutlu, mesut. Şöyle. Süper. Şurası çok ilginç. Bakın şurası. Böyle şeyin üzerinde, ne derler ona? Kayaların aralarında ağaçlar çıkmış artık. Bu da tabii bunun doğasını daha da güzelleştiriyor. Daha bir doğallık katıyor. Evet, Maya Bay plajı. Bakın arkadaşlar. Bu nasıl bir muhteşem güzellik ya. Burada da oyun oynayan arkadaşlar var. Süper. Evet, şimdi Maya Bay'a geldik. Ne diyorsun? Bay. Burası çok güzel. Zaten, yani nereye gidersek çok güzel. Şöyle bir bakın etrafa arkadaşlar. Yani çok güzel diyoruz ama gerçekten çok güzel. Şimdi inşallah gelirsiniz. İzleyen arkadaşlar, gelmiş olan arkadaşlar da mutlaka vardır. Ama biz çok şaşırdık ya. Bu doğası var. Mükemmel yani. Bayıldık buna. Şöyle kumuna bakın. Bembeyaz ve çok ince kumu var. Aynen. Muhteşem, mükemmel bir yer ya. Ama burada şöyle bir şey varmış herhalde Mahir. Duyduğum kadarıyla burada denize girilmesine müsaade etmiyorlarmış. Açıldığın zaman köpek balığı falan olabiliyormuş dediler. Öyle duymuştum ben. Olabilir. Ben öyle duymuştum. Belki ondan dolayı girmiyordurlar. Yani biraz kulaktan dolma bir bilgi oldu ama hani bunu bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. İnternete de baktım, çok fazla bir şey bulamadım aslında ben. Neden girilmiyor diye. Ya da insanlar sadece hani doğanın tadını çıkartıp böyle resim çektirmek için, video çekebilmek için geliyor. O şekilde kullanmaya çalışıyor buradaki zamanı. Çünkü 45 dakika bir zaman veriyorlar değil mi? 45 dakika şu an turla gelindiğinde. O civarda 45 dakika, 1 saat gibi bir zaman veriyorlar. O süreyi işte burada video vesaireyle değerlendiriyor insanlar. Şimdi gidelim yavaş yavaş. Hadi gidelim. Abi olamaz böyle bir şey ya. Yemin ederim. Adamlar nasıl korumuş ya? Helal olsun vallahi. Bu doğayı korumuşlar yani gerçekten. Onu konuşuyorduk Mahir'le. Gerçekten adamlar bu doğayı çok iyi korumuşlar. Yani herkes bu doğayı rahat rahat böyle koruyamıyor. Her ülkede bu mümkün olmayabiliyor. Yapılaşma falan hiç yapılmamış. Sadece turizme vurmuşlar olayı. Şimdi geldiğimiz noktadan geri dönüyoruz şimdi tekneye doğru. Aslında burada bak şöyle herkes burada şey çekiyor. Ne diyorlar? Hatıra fotoğrafı falan çekiliyor. Bu arada 4 dakikamız kaldı. 4 dakika. 4 dakikamız kaldı. Tekne gidecek yani şu an. Aynen. Giderim. Abi uzanalım. 4 dakika kaldıysa yarı yolda kalmayalım ya. Tekneyi kaçırırsak sıkıntı. Şimdi geldiğimiz yön istikametinde devam ediyoruz. Ama sıra falan yoktur herhalde. Hayır. Aynen. Çünkü biz girerken bir sıra görmüştük orada. Çıkmayı bekleyenlerin sırası vardı ama bilmiyorum. Neydi o? Şimdi tekne bir yetişelim arkadaşlar. Tekrardan açacağım kamerayı. Evet. Abim beni bekliyor.
welcome to Thailand and welcome to Fort Phi Phi. Phi Phi. And this is the way to Maya Beach. Yes. Maya Beach, where they filmed the beach. Leonardo DiCaprio, the actor. Yes. You know, so many years ago. So now, we start for 3 years ago, built the floating from here. We walk from the back side to the front side. Yes. Before we take the customer from the front side, so very, very dirty and plenty of speedboat across the beach, not beautiful. So now, everyone, welcome to Maya Beach, and we're happy. This is happy. Super, okay? Super. And if you come with me, I can sing a song. You want to listen my song? Bye bye. Şimdi bu abi bizim tur rehberi. Şimdi biz bindiğimizde dedi ki ben dedi biraz reklam yapmak istiyorum. De bunlar tur rehberliği yapıyor ama aynı zamanda da turları falan da satıyorlar. Kendileri satabiliyorlar. Bunu tercih ederseniz, bunun turuyla giderseniz kendisi daha fazla para kazanıyor. Ben rehber olarak kendi reklamımı da yapmak istiyorum dedi. Biraz böyle esprili bir arkadaş. Biz de tamam dedik. Dönüşte beni bekliyordu. Maya Beach kısmından çıktım, yürüyüş yolundan geldim. Burada beni bekliyordu. Zaten görmez kamerayı hemen başladı espri yapmaya. Şu an tekneye bineceğiz. Az bir zaman kaldı, bir sıramız var. Sırayla alıyorlar sanırım tekneye. Evet, tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi Phi Ada turunun ikinci videosunun sonuna geldik. Phi Ada turunun üçüncü videosuna biraz sonra tekrar başlayacağım. Bunları 3 bölüm şeklinde yayınlamayı düşünüyorum. İkinci durağımız Maya Beach'ti. Maya Beach'ten bu videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Like tuşuna basmayı unutmayın. Bir de yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Üçüncü Phi Phi Adası bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.